Şu an biraz sıcak. Sıcak olduğu halde bile böyle üstü kıtır kıtır. Ama bakar mısınız? Bakın. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli, kıyır kıyır, bir gün sonra bile asla bayatlamayan çok lezzetli elmalı lokum tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle daha önceden soğuması için iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 8-9 adet elmaları daha önceden soydum ve rendenin iri gözlü tarafıyla bu şekilde rendeliyorum. Evet, elmaları rendeledikten sonra iyice sıkıyorum ve suyunu çıkarıyorum. Daha sonra kızgın tavaya alıyorum. Burası çok önemli. Özellikle kızgın olması gerekiyor ki elmaları hemen koyduğumuz anda suyunu çeksin. Evet, elmalarımız orada suyunu çekerken diğer taraftan da biz içine girecek olan harcı hazırlıyoruz. Bunun için 7-8 adet incir, 1 su bardağı ceviz ve yine 7-8 adet de çekirdeklerini çıkarmış olduğum hurmayı koyduktan sonra ronda yardımıyla bu şekilde çekiyorum. Evet arkadaşlar, maalesef yine bu aşamayı ben çekmeyi, kayıta almayı unutmuşum. O yüzden hemen anlatıyorum. Elmalarımı suyunu çektikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tarçın ve özellikle elmaların sulanmaması için 1,5 yemek kaşığı da nişasta ekledikten sonra homojen bir şekilde karıştırdım ve daha sonra cevizli hurmalı harcı ilave ettikten sonra bir iki daha karıştırıp ocağımın altını kapattım ve soğumaya aldım. Evet, elmalı harcımız soğurken biz diğer taraftan elmalı lokumumuzun hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 2 dolu yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı pudra şekeri, 1,5 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım paket oda sıcaklığında tereyağı, 2 adet yumurta. Benim yumurtalarım küçüktü, o yüzden 2 tane kattım ama küçükse eğer özellikle 2 tane katmanızı tavsiye ediyorum. Pudra şekerim de çok topak olduğu için bu şekilde karıştırarak pudra şekerimin çözülmesini sağlıyorum. Dilerseniz siz direkt unu da katabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Pudra şekerimi çözdürdüm. Bu aşamadan sonra ilk etapta 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 dolu yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı irmik ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde geri kalan ununu eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı normal kurabiye hamuru kıvamında olması gerekiyor. Malzeme listesini ve un miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz ama lütfen unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu aşamadan sonra çırpıcıyı bıraktım ve hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Elimizi sıktığımız anda rahatlıkla dağılmadan şekil alması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi hamurumu kenara alıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Evet, hamurum dinlendi. Bu aşamada tereyağla yağlamış olduğum cam tepsimi bu şekilde parça parça koparıp elimle bastırarak orantılı bir şekilde yerleştiriyorum. Evet, bu aşamada hamuru ikiye ayırarak da yapabilirsiniz ama şuna önem gösterelim lütfen. İlk katı ikinci kattan daha az olması gerekiyor. Bunun sebebi alt katı yayarken aralarda boşluk olsa da bu şekilde elimizle bastırarak yayıp kapatabiliyoruz. Ama ikinci katı bu şekilde kapatmak zor oluyor. Evet, gördüğünüz gibi ilk katı yaydıktan sonra şimdi iç malzemenin tamamını parça parça orantılı bir şekilde yaymak için hamurun üzerine döküyorum. Daha sonra spatula yardımıyla her tarafına orantılı şekilde yayıyorum.
Evet, ikinci parçayı da fırın kağıdımın üzerine aldım ve merdane yardımıyla açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Şimdi bu şekilde üstünü kapatıyorum ve açık tarafları da kapattıktan sonra evet arkadaşlar, hamurumun ikinci katını da yerleştirdim. Daha sonra güzelce üzerini düzelttim ve çatalı suya batırarak bu şekilde çizikler atıyorum aralıklı olarak. Daha sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde dilimler oluşturuyorum. Dilerseniz bunu dibine kadar bastırmaya gerek yok. Üst kattan da iz oluşturabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi lokumum bitti. Bu şekilde oldu görüntüsü. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve fanlı ayarda altı üstü orantılı şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lokumu fırından çıktı. 10 dakikada soğumasını bekledikten sonra bıçak yardımıyla işaretlediğim yerlerden kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elmalı lokum tarifi bu şekilde görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen sizin için hem kıvamına hem de tadına bakmak istiyorum ama kesinlikle çok güzel oldu. Emin olabilirsiniz. Hemen şöyle şuradan soğuduktan sonra daha da böyle katılaştı. Tam kurabiye kıvamında oldu. Ama görüntüye bakar mısınız? Gerçekten böyle farklı sulular arıyorsanız bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle içindeki irmik sayesinde böyle kıyır kıyır ve asla bayatlamayan bir kurabiye. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten yani adıyla müsemma derler ya, o şekilde lokum 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 gibi bir şey oldu. Ve iç malzemesi ilmiği böyle dişinize geldiği zaman çıtır çıtır ediyor. Ve gerçekten çok lezzetli. Gördüğünüz gibi içi de asla çiğ kalmamış. Gayet güzel pişmiş. Siz de görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani, anlatamam size. Şu an hemen şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şu an biraz sıcak. Sıcak olduğu halde bile böyle üstü kıtır kıtır. Ama bakar mısınız? Bakın. Şöyle. Bakın. Bakın bakın. Kum gibi dağılıyor. Bakın. Asla hamur değil ve kum gibi dağılıyor. İnanılmaz lezzetli. Özellikle o içindeki incir, hurma ve elmanın uyumu o kadar güzel olmuş ki anlatamam size. Gerçekten muhteşem bir lezzet olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve asla ağır değil. Emin olabilirsiniz buna. Hiçbir şekilde baymıyor. Yani yedikçe yedirten bir tarif diyebilirim size. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.